Herkese merhaba. Merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS üzerinden çocuğumuza randevu, doktor randevusu nasıl alırız? Bu videoda onu anlatacağım. Ayrıca daha önce aldığımız randevuları nasıl görürüz? Onu da anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle ben telefonuma indirdim MHRS uygulamasını. Telefonunuza indirirseniz daha iyi olur. Ben telefondan anlatacağım şimdi. Burayı TC kimlik numarası parolamızla giriş yapıyoruz. Evet, TC kimlik numarası ve randevumuzla şifremizle MHRS'ye giriş yaptık uygulamasına. Bunu isterseniz internet normal tarayıcıdan da Google üzerinden ne yapabilirsiniz? Ben uygulama üzerinden anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle kendimizle ilgili daha önceden aldığımız randevuları nasıl görürüz ona bakalım. Bakın şu sol altta uygulamanın sol altında bu ev işaretinin yanında yani ana sayfa işaretinin yanında bir takvim işareti var arkadaşlar. Buna bastığımızda randevularım var. Bu randevularım kısmında diyelim bir 3 gün sonrasında randevunuz var. Bunu görebilirsiniz veya bir hafta sonrasını aldınız. Bunu görebilirsiniz. Geçmiş randevularım var bölümüne bastığınızda da daha önceden gitmiş olduğunuz randevuları görebilirsiniz. Eğer aynı en alt kısımda daha fazla göster bölüm var. Buraya bastığınızda da aylar önce gitmiş olduğunuz randevuları da görebilirsiniz. Yani aynı doktora randevu almak istiyorsanız ve doktorun ismini hatırlamıyorsanız buradan yine randevularınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı geçtik. Daha şimdi çocuklarımız için MRS'den randevu, doktor randevusu nasıl alırız ona bakalım. Şimdi en sağ alt köşedeki şu işarete basıyorum arkadaşlar. Burada menü kısmı var gördüğümüz gibi. Bakın burada işte çevremdeki hastaneler, favorilerim, hekimler vesaire var. Şurada yetkili olduklarım bölümü var arkadaşlar. Yetkili olduklarım bölümüne basıyoruz. Burada yetkili olduklarım bölümünde sizin kime yetki verdiyseniz yani çocuklarınızın ismi vardır. Bu çocuğunuzun isminin altında e-nabız üzerinden yetkili olduğunuz kişiye randevu al yazısı var. Bu yanındaki ok işaretine bastığımızda arkadaşlar yetkili olduğunuz kişinin hesabına giriş yapmak istediğinize emin misiniz diyor. Evet diyorum. Daha sonra hatırlat dedim. Bunu da kapat dedikten sonra bakın burada aşı randevusu, aile hekiminden randevu al, hastaneden randevu al şeklinde bunları yapabiliriz. Burada bakın benim yaklaşan bir randevum olduğu gözüküyor burada. 28 Eylül 2020 tarihinde. Buradan da bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Sonra işte hastaneden mi, aile hekiminden mi randevu almak istiyorsak buradan hastane randevu al veya aile hekimine randevu al şeklinde yapabiliyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.